Arkadaşlar hoş geldiniz. Mükemmel bir Nintendo Switch videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber yeni çıkmış olan Hatsune Miku Fix Boxing oyununu oynayacağız. Evet, Wii dönemlerini hatırladınız mı? O zamanlar böyle boks oyunları falan vardı. Hatta kanalda Wii olmasa da en azından PlayStation Move oyunlarına bakmıştık. Bugün de sizlerle beraber Hatsune Miku oynayacağız. Niye Hatsune Miku oynuyoruz? Hiçbir fikrim yok. Çünkü Hatsune Miku iyidir. Yani bilmiyorum. Ben ufaktan oyunu açayım. Neyse indireyim. Ne yapalım yani. Neyse bu inerken size bilgi vereyim. Bu oyun aslında bakarsanız Mart'ta falan çıktı. Ben çıktığı gibi sazını aldım. Böyle video yaparız, eğlence olur falan diye. Hatsune Miku'yu zaten severim. Geçtiğimiz aylarda da videosunu yapmıştım ritim oyunlarıyla ilgili falan. Bu da gözüme güzel gözüktü. Komik oynarız falan dedim. Ama işte çıktığı gibi videosunu çekemedim. Çünkü bir sürü saçma sapan sakatlık yaşadım. Hatsune Miku'nun lanetini yaşadım ama buradayız. Şu anda yalnızca Japonya mağazasından satın alınabiliyor. Türkiye'de videosunu geçin, dünyada videosunu bulmak zor. İşte buradayız. Ama bu ay içerisinde sanırım globale de açılacak. Bakalım ne yapacağız, nasıl bir oyunla karşı karşıya kalacağız. Kamerası falan çok kötü. Artık alın keskin baş kalitesini biliyorsunuz. Bu kadar idare edeceksiniz yani. Bizde ortam böyle. Yapabileceğiniz bir şey yok. Hadi bakalım biraz Hatsune Miku oynayalım. Şöyle bakacağım yere doğru. Olduğu kadar artık. Şöyle Joy-Con'larımı elime aldım. Birazcık yumruk atacağız. Fix Boxing. Nasıl tutacağız acaba? Böyle mi tutacağız? Nasıl yapacağız? Bilmiyorum. Bakacağız işte. Rezil edeceğim kendimi her zaman olduğu gibi yani. Şey oynarken de rezil olmuştuk. Neydi onun ismi? PlayStation Move oynarken de rezil olduk. Yalnız bu oyun şimdi Japonca olacak değil mi? Evet. Artık Japoncam yettiği kadar hissedeceğim artık. Hani hissedeceğim. O şekilde oynayacağız. Hadi bakalım oynayalım. Siz de umarım keyifli vakit geçirebilirsiniz. Türkiye'de Hatsune Miku... Gerçi Türkiye'de Hatsune Miku fanları var biliyorum. Ben fan demem kendim ama severim. Bence Hatsune Miku internet kültüründe çok önemli bir yere sahip. Gülüyorsunuz ama biraz araştırdığınızda Hatsune Miku'nun... Hatta Hatsune Miku'yu geçin. Evet, kendisi burada. Vokalevitlerin bayağı internet kültürünün etkisi olduğunu görebilirsiniz. A yazıyor. A'ya basalım bakalım. Evet. Titreşimlerimiz bizleri karşılıyor. Evet. Merhaba Hatsune Miku. Tips. Loading screen'de bana tip verdi ama bilmiyorum okuyamıyorum. Aha. Selamünaleyküm dedi. Evet. Tamam, egzersizlere başlayacağız dedi. Eyvah. Tamam. Miku senpai ile şey yapacağız. Aa, dua edeceğiz. Başlamadı aslında. Evet, ellerimizi açalım arkadaşlar. Tamam, Joy-Con. Tamam, koydum. Böyle tuttum. Tamam. Tamam. Hissedeceğiz arkadaşlar. Böyle mi sıkacağım? Ya ben salak salak tuşlara basarım şimdi bunda ya. Böyle bir his var içimde. Tamam. Ha böyle mi? Aa bir de ha R1'i kul. Aa shit. Ha. Ha onaylama tuşu. Okey. Thumbs up. Okey. Güzel. Aman abi diyor. Sağa sola çarpma diyor. Çarpmam ya, bir şey yok. Bunu böyle arkadaşlarınızla oynayacaksınız. Yolda arada dönüp böyle bir taş akacaksınız arkadaşınıza. Umarım. Aha başladı mı? Bunun bir de galiba ayak şeyi pozisyonu da falan da var. Hadi bakalım. Sonra da ikimiz başlıyoruz. Zaman o şarkının süresi zaten yine ritim oyunu. Yani Miku'yu dövmeyeceğiz. Fix Boxing derken Miku'yu niye döveceksin ya? Miku'yu dövüp ne yapacaksın? Tamam, exercise zamanın. Şey yapıyor mu? Bir tane egzersiz oyunu vardı. Onda videosunu çekmiştik. Orada acaba kalp ritmini falan ölçüyor mu? Böyle kalp krizi geçirdiğimizi falan söyleyeyim mi? Ay tamam. Bu ayak pozisyonu var. Bunu yapacak. Bunu nasıl algılayacak acaba bunu? Joy-Con'lar iyi çalışıyor konuda. Heh. Hadi bakalım. Miku'nun ağzını burnunu kıralım. Peki Miku'yu mu taklit edeceğiz? Tamam. Başo, hadi bakalım. Benim kırık Japoncam bu kadar yetiyor. Aa benim Abi! Bir dakika. Miku benim taklit ediyor. Yok, Miku bir an beni taklit ediyor zannetti. Heyecanlandım ya. Burada anlatıyor bütün hareketleri ama. Biz çözeriz ya, oynayarak çözeriz. Bizde bir şey olmaz. Bizde olmaz öyle şeyler. İç Nisan. Ha şey mi? Böyle ritim mi tutacağım? Yani ritim tutacağım. Ha, bir sağ, bir sol, bir sağ, bir sol. Bir sağ. Oğlum hiç ritimde değilim lan. Ha şimdi oldum. Tamam. Okey. Abi tamam. Şudur budur diyorsun da tamam. Sağ ve sol var işte yani. Bu kadar Japonlar gerizekalı. Japonlar zeki midir? Böyle yaptı. O güzel titriyor. Tamam. Ama çok tuş var bunun üstüne. Yanlışlıkla basacağım diye tam yumruk yapamıyorum. Timing'u de. Tamam. Timing yapacaksın. Doğru zamanda basacaksın. Salsa da oynasak değil mi? Ne tutur oyunmuş arkadaş. Bir de baş parmaklarımız var. Yani good var, cool var. Bir de kaçırabilirim. Tamam, ona göre skor şey olacak. Hepsinden 3S alacağız. 3S mi artık? Süper alacağız.
Hadi yatta bir maşo. Hadi başlayalım. Gambat tek odasayı. Hadi. Hadi Allah'a emanet. Ben mi yapacağım? Ben mi yapıyorum? Okey. Dur ritme girmem lazım. Ayaklarım ona göre mi şey yapıyor acaba? Aha kaçırdım. Hey kanki dedi bana. Tamam güzel. Alıştım harika. Şu an Miku ile senkronize olmuş durumdayım. Kendimi Miku gibi hissediyorum. Yeah. Ha. Seno. Hadi. Fuck. Tamam. Çözdüm. Just. Bitti mi? Yorucu yalnız bu güzel bir spor işi. Tabii yaz sıcağında şu an hiç eğlenmiyorum bakmayın. Hani Solid Snake bandanası, kulaklık, böyle tişört hiç eğlenceli olmuyor da işte video için uğraşıyoruz ne yapalım. Oldu mu? Şey, beynim şeyi algılamıyor hani hem şunu yap hem bunu yap. Onu yapmak zorunda mıyım acaba? Bakalım. Tamam Otsukare-sama deshita. Eyvallah. Abi ne kadar eyvah hiçbir şey göremiyorum burada ben ne. Tamam oyna. Bu ne? Yaşımı mı soruyorsun? Dur 11 yaşındayım. Ya da dur ya böyle yaparsam 99 yaşındayım. Ha burada benim kilomu falan mı soruyorsun? Eyvah boyum kilomu falan soruyor burada. Vallahi burada iş bunlar ha. Bilmiyorum ben bilmiyorum. Geç şimdi bunları. Ben oyun oynamak istiyorum. Bakarım sonra bunlara. İyice bunlar fixing şey ya. Bunu mu? Day 2. Daily exercise. Günlük egzersizlerini buradan göre takip ediyorum. Baya harbiden şey ya. Baya spor oyunu bu ya. Hadi tamam oynayayım artık. Oynattırmıyor musun bana? Buradan mı oynayamam ben? Heh, okay, exercise. Şarkı seçebilir miyim artık? Heh, warm up exercise var. Ben artık müzik istiyorum ya. Hadi çok uzadı. Tamam, warming up bu. Hadi bakalım, warming up yapalım. İzlediğiniz en güzel ilk izlenim değil mi? Hadi bakalım, oo ben çıktım. Bak aynı benim gibi kaslı adam. Abi bak, egzersiz yapmak istemiyorum artık ya. Yapmıyorum kardeşim, hadi egzersiz ben bana dans ver. Günlük egzersiz yapmadan başlatmıyor beni. Evet harika egzersizler sonunda artık oyuna başlayabiliriz. Herhalde buradan oynanıyor. Bakalım nasıl bir oyunla karşılaşacağız. Evet en güzel müziklerden biri. Miku 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 Miku. En güzellerden biri. Renkli bir yer açalım bir de iyice. Tam koca koca sakallı bir herifin oynayacağı. İşte budur ya. İşte budur. Hadi birazcık bana oyun ver ya. Hadi oyun oyna. Hadi bakalım. Hajime no, hadi başlıyoruz. Hadi bakalım. Bu sefer süper oynayacağım. Az önce biraz oynadım ben. Bana zorla egzersiz yaptırdı salak salak. Şimdi oynuyoruz. Hadi bakalım. Miku Miku. En güzel şarkılardan biridir. Nasıl başlayacağız? Böyle duracağız. Yeah. Abi müzik çok iyi ya. Tam 2010'lar ya. Bu arada zorluk falan var mı bilmiyorum. Ha. Burada farklı hareketler var. Tamam. Çözeceğiz. Harika. Aa, aparkat. Aparkat yapacağız orada. Tamam. Daha bunları bana öğretmedi. Ayak değiştir. Tamam. Bu fiziksel şeyden çok beyin aktivitesi arkadaşlar. Yeah. Gaza geldi Miku. Harikayım. Ah be. Bunlardan telif yer miyiz acaba? Bitti mi? Neyse çok çabuk bitti ya. Ben şeyi anlayamıyorum ki. Salak salak oyunlar ya. Öküz gibi de para verdim bu oyuna. Neyse olsun. Neyse ki şişman değilim ya. Şişman olsam daha kötü görüntüler çıkacak ortaya. Evet. Güzel mi oynamışım? Aparkatı hiç yapamadım evet. Öğretmene gerek yok. Aparkat
Tamam. Devam. Bir tane daha yapalım bakalım. Bu sefer çözecek miyiz? Bu ne? Kuosu. Ha, üst üste koyabiliyorum istersem hani. Sürekli şarkı değiştirmeden spor yapmak isteyenler için sıralama da var. Güzel. Just Dance'de falan da vardı bu. Ben Just Dance falan da oynarım bu arada. Güzel oluyor hani. Eğlenceli oluyor böyle etkileşimle oynar ama şu an müthiş oynayamıyorum. Artık seyir zevkinize balta süreceğim. Tabii kafamda mavi perik olsaydı. Hadi bakalım başlayalım. Bu sefer çok harika oynayacağım arkadaşlar. Uf. Miku'yu dövermiş gibi oynayacağım. Bunu neden algılamıyor acaba? Yanlış mı yapıyorum? Bunlar neden algılamıyor? Oyun 30 FPS mi bu arada onu? Çok genişten mi alıyorum? Yeterince hızlı olmam gerekiyormuş. Bence olur bu ya. Ritmin sürekli değişmesi oldu. Biraz daha antrenman yapsam. Yeah. Ha ayakta bak burada mesela. Yani şeyi çözmek garip. Hep ayak, aslında ayaklara çok dikkat etmesek de olur başlangıçta ama 200 yumruk atmışız. Yani şey ilginç, hani algılaması hem iyi hem kötü. Müziklerle ritmini ayarlamaya çalışıyorum. Biraz kafam durdu açıkçası oynarken ama dur bakalım. Bir tane daha, bir de zorda açalım bakalım. Zorda nasıl olacak? Şunu açalım bu sefer. 4 dakika zorda nasıl olacak bakalım. Öleceğiz artık yani, zaten hayvan gibi yorulduk. Kaç kalori yaktık acaba? 17 kalori mi? Bunun üstüne bir lahmacun falan gömülür. O kapatılır, o zararı kapatırız. Bu ne? Yeni hareketler öğretecek değil mi? Ha bak burada bütün hareketler öğretiyor bana. Bunlar geriye çekilmiyor. Ha bir de burada artık kaçılacağız ha. Eğilme var. Bu buraya eğilme. Bu buraya eğilme. Eyvah. İyi ayva yedik yani. Neyse deneyelim bakalım. Güzel. Hacı Merino hadi başla bakalım. Ben yanlış tutuyorum. Bir şeyleri yanlış yapıyorum ama daha ilk oynayış böyle. Bir video daha gelir bundan. Hadi bakalım. Tamam. Bu PSP'de mi vardı ya? Oo çok hızlı ritim.
Yeah. 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 Ayakları hiç ayarlayamıyorum. Çok güzel. Yeah. İşte. Yeah. Onu yaptım mesela ya. Çok aşırı keyfine göre karar veriyorsun. Yeah. Harikayım. Bundan iyisi yok. Ah, aparkata atamadım. Ellerimi algılıyor, belimi algılamıyor ki. Şu yapacağız, tamam. Durmak yok, durmak yok. Abi yapmadıklarımı yapmışım gibi algılıyorsun. Heh. Abi aparkatı da yalnız. Bayağı uzmanlaştım artık aparkat ve... LB, LB'ye basmak gerekiyormuş. Bence oluyor ya. Seyir zevki yok şu an bu videonun, biliyorum. Tamamen bu şekilde odaklanmış bir şekilde oynuyorum ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Dan da dan da dan. Zorda oynamak daha güzel bu arada. Ben ritimden çok çıkıyorum ya. Oğlum bu kadar hızlı ileri geri gitmenin mümkünatı yok ya. Bundan bir tık daha zor nasıl oluyor acaba? Her şeyi çözdüm ya. İşte bu da benim hareketim. Şöyle vuruyorum bakmadan hani. Vallahi bayağı oynadık arkadaşlar. Benim ağzım gözüm kaydı. Zaten videonun son kısımlarında konuşamadığımı fark etmişsinizdir. Bir sürü puan falan aldık. Bu puanlarla ne yapacağım acaba ben? İki tane kaçırmışım. Skor 69. 100 üzerinden mi bu? Yeni karakter açtık. Güzel. Bunlarla da oynayabiliyorum artık. Müzik açtık. Güzel. Bunlar oynanacak. Şimdi biraz ekstralara bakalım. Kimin umurunda bilmiyorum ama olsun. Oyuna bakmış olalım. İlk izlerim ya. Bunu bir tur daha oynarız. Biraz daha uzmanlaşayım. Bu ilk izlenim olsun. Dünyada çıkınca da oynarız. Şimdi ben yanlışlıkla girdim buralar. Burada böyle işte şey ayarlayabiliyorsunuz. İşte kostüm seçebiliyorsunuz. Klasik Mickey oyunlarında olduğu gibi. Ve bu puanlar hani kostüm açmanıza yarıyor. Çok bir önemi yok. Geç. Burada koç seçebiliyoruz. Çok önemli değil aynı şekilde. Burada karakter seçebiliyoruz. Yeni karakterleri açtık. Çok önemli değil. Ama şöyle farklı karakterler farklı şarkılarda oynayabiliyor olması lazım. Bakacağız.
Satın alma kısmında yine Donatbet satın alıyoruz. Çok önemli bir şey yok. Hatta Miku'nun klasik kıyafetini alalım mı? Bizim Miku ile olsun. Hadi Miku'nun klasik kıyafetini satın alalım. Hay diyelim. Evet, değiştir, ekiplemedik mi? Neyse, salla. İşte burada kozmetik kısmı var. Bu ne bilmiyorum. Joy-Con'lar var. Ayarlar var burada galiba. Bana öğretiyor nasıl uçacağım. Evet. Eğitim. Evet, kameram birden patladı çünkü Miku laneti kaldığı yerden devam ediyor. Burada birazcık daha çeşit çeşit hareketlere baktıktan sonra oyunun birazcık ayarlarını kurcalıyorum. Ondan sonra ise DLC paketlerini görüp yav he he deyip kaydıma devam ediyorum. Ve burada videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Hatsune Miku Fitboxing'i bu şekilde dünyada daha yayınlanmadan önce oynamış olduk. Oyuna çok fazla odaklandığım için belki çok keyifli bir video olmamış olabilir. Kusura bakmayın. Umarım bir nebze eğlenebilmişsinizdir. Sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Bu tarz videolara devam edeceğiz tabii ki. Şimdi benden bu kadar. Hoşçakalın.